Baba? Babacığım, sen daha çıkmadın mı? Hande'yi terapiye aldım da. Şu mesele. Ya hiç düşündüğün gibi değil. Ortada mesele falan yok. Nasıl değil? Dur bakayım şöyle. Canın foyası çıkmış da ortaya. Hande hiç öyle düşünmüyor ama. Adam kariyeri için resmen kız kardeşimi kullanıyor ve Hande buna aşk mı diyor? Ne kariyeri baba ya? Asıl mağdur Can. Dedeme hayır mı diyecekti? Dün o da gelmiş. Utanmadan sevgisini de getirmiş. Ne aile ama ya? Can peşinde dolaştırdığı kızı getiriyor ve dedemle tanıştırıyor. Sen duymadın mı? Ne demek şimdi bu? Hande söyledi. Ne özgüven ama değil mi? Can nedense bu kızla fazla ilgileniyor. Hande de bunu bile bile Pollyanna'yı oynuyor. Bence bitti ilişkileri. Ne oldu baba? Bir şey yok. Bir şey. Aslında Hande için en doğrusu Efe. Ve en başından beri de böyleydi. Babacığım, seninle bir ara baş başa yemek yiyelim, tamam mı? Olur baba. Ne zaman istersen. Alo. Çoban efendi. Söyle. Öyle mi açıyorsun sen işvereninin telefonunu? Kamyonla para veriyoruz sana. Daha çok vereceksin. Verelim vermesine de. Kız evimize kadar geliyor, sende hala ses yok. Sen öyle san. Bir de suratıma kapatıyor. Ben işini iyi yapan insana büyük saygı duyarım. Daha yollayayım mı? Yolla. Yolla ama fotoğrafını değil. Kızı yolla. Hangi adrese yollayacağını biliyorsun. Emin misin? Beni bir daha arattırma. Belki sana öyle söylememişti. Sen ne diyorsam onu yap. Ya yap ya da yapma. Evime gelen kızı ben de bulurum. Gerisini yaptıracak birini de bulurum. Yolla diyorsun yani kızı öteki tarafa. Uzatma. Emrin olur. Kolay gelsin Sevim abla. Oo Naricim, hoş geldin canım benim. Ferah nerede? Yok, ben tek geldim. Ferah'ın haberi yok buraya geldiğimden. Ferah, Narin neden bu kadar zorlaştırıyor her şeyi? Çünkü kuruma dönmek istemiyor. Bu kadar kötü bir yer mi bu kurum? Yalnızlık her şeyden kötüdür. Narin beni ablası olarak görür. O bensiz yapamaz oğlum. Ama bak, senin ona yapacağın en büyük ablalık reşit olana kadar devletin korumasında kalmasını sağlamak. Biliyorum Can, biliyorum. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum.
Ben ona söz verdim, asla yanından ayrılmayacağım dedim. Ben şimdi onu nasıl götürüp bırakayım orada? Ferah, başka bir şey içer misiniz? Yok Cef abim, sağ ol. Ben senden başka bir şey rica edebilir miyim? Estağfurullah abim. Biz bugün korkması biraz erken olup çıksak olur mu? Ha, tamam. Acil bir işe çıktı. Nasıl ya? Biz ama ifade vermeye gidecektik biliyor. Ne zaman gelir peki? Uzun sürer. Depoya yolladım mal çekmeye. Keşke diyeydi ya. Neyse tamam o zaman. Can biz kalkalım. Gidelim Narin'e onun ifademizi verelim. Tamam çıkalım. Sağ ol Cefa abi. Bizim borcum. Estağfurullah. Teşekkürler. Can diye. Benim ne düşündüğüm umurunda değil. Ben geri dönmek istemiyorum ya, zorla mı? Tamam ama yani öyle geri dönmeyeceğim demekle olmaz ki. Yani bir yolunu bulmak lazım. Sen hallederim demiştin. Hallederim ama öyle bu işler paldır küldür olmaz. Kanun işi bu. Bir sürü ıvır zıvır var. Sen canını sıkma, tamam mı? Her şey hallolur. Tamam Sevim abla, sen söyle Ferah, benim acelem yok. Sen şimdi gir içeri. Benim burada birazcık daha işim var. Hemen geliyor. Ben seni çok sevdim. Ben de seni çok sevdim canım benim. Hadi. Olayım. Alo Sevim abla. Ben de şimdi seni arayacaktım. Narin yanına geldi mi? Geldi geldi de bana bir şeyler anlattı. Atışmışsınız biraz. Yok abla ya, atışmadık. Onun biraz kafası karışık, bizim de kafamızı karıştırıyor. Neyse biz Can'la beraberiz şimdi, onu almaya geliyoruz. Beraber çıkıp ifade vermeye gideceğiz. Yok ablacığım, bence bugün öyle bir şey yapmayın. Biraz üstüne gitmemek lazım. Abla ben Narin'in üstüne falan gitmiyorum, olması gereken bu. Tamam ama biraz kendi haline bırak. O da rahatlasın, sen de. Sen bunları kafana takma, tamam mı? Sen git gez dolaş, sonra gelirsin. Şimdi kırmayın burada birbirinizi. Tamam abla, tamam. Görüşürüz. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama alacaksanız Sevim abla dışarıda ona sorabilirim. Yok onu boş verin. Şurada dışarıda da birkaç çeşidiniz var galiba, bakabilir miyim? Tabii. Buyurun. Bunlar var. Aa, şu güzelmiş. Ne kadar bu acaba? Bakayım. Narin.
bari. Ferhan da buyurun, ben yardımcı olayım size. Beyefendi şu bitki çok beğendi de fiyatını soruyor. Onlar satılık değil, dekor amaçlı. Ya, çok beğendim ama. Maalesef. Ama başka bir şey istiyorsanız yardımcı olabilirim size. İyi günler. İyi günler. Size de. Bak, bu kadar basit işte. Müşteriyi karşılayacaksın, çiçeklere bakacaksın. Ben burayı çok sevdim. Hadi gel, eve gidelim. Sana evi de göstereyim. Tamam, rahat ol. Zorla ifade verecek hali yoktu ya kızım. Tamam, ne zaman istiyorsa o zaman yaparız. Bir an önce ifadeyi vermesi gerekiyor ama. Zaten çıktığımızdan beri içimde bir sıkıntı var benim. Can, ben burada ineyim, biraz kendi başıma yürüyeyim ya. Beraber yürüyelim. Yok, senin şimdi işin vardır. Ben seni işinden alıkoymayayım. Bende iş bitmez. O kadar çok işim var ki. Bazen can sıkıntısı nasıl bir şeydi diye hatırlamaya çalışıyorum. Can sıkıntısı aslında güzel bir şey, biliyor musun? İnsana yeni şeyler keşfettiriyor. Var mı İstanbul'da keşfetmek istediğin bir şey? Yok. Yani bilmiyorum, hiç düşünmedim. Hiçbir merak ettiğin bir şey yok. Koskoca şehir. Her köşesinde bir hikaye var. Aslında var. Ben vapura hiç binmedim. Vapura binelim mi? Tamam, binelim. Martılarda simit atalım mı? Tamam, olur. Tamam.